Avusturyalılar hızla yükselen aşırı sağa dur dedi. Cumhurbaşkanlığını Türkiye ve mültecilere karşı daha ılımlı tutumuyla tanınan adaya emanet ettiler. Ülkenin yeni lideri Yeşiller Partisi'nin adayı Alexander Van der Bellen olacak. This is a sign I think that Austria has been changing in this year. It was a very important year. Diğer aday Norbert Hofer seçimi kazansaydı Avusturya çok farklı bir yöne gidecekti. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da ilk kez Cumhurbaşkanlığı makamında bir aşırı sağcı oturacaktı. Hofer ülkenin mültecilere kapılarını açmasına şiddetle karşı. Ayrıca Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse biz çıkalım diyordu. Am Ende des Tages hat bei einer Wahl immer der Wähler recht. Und ich bitte einfach die Österreicherinnen und Österreicher zusammenzuhalten, egal wie man gewählt hat. İkinci tur seçim aslında Mayıs ayında yapılmış, Yeşiller Partisi adayı Bellen az farkla kazanmıştı. Ancak mahkeme oy sayımında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle seçimin tekrarlanmasına karar vermişti. Tekrarlanan seçimlerde üçüncü bir isme de oy çıktı. O isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Pusulaların üzerine Erdoğan'ın Dünya 5'ten büyük mesajını yazanlar da olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçiminde de oy çıkmıştı.